Selam dostlar. Bir önceki bölümü izlediyseniz Everest Base Camp'a çıktık. Şu an Gorakship'teyiz. Yani Everest Base Camp'tan önceki son yerleşim yerindeydik. Yani yolculuğun en önemli kısmını tamamladık. Artık biraz gerçekten yorgunluk hissetmeye başladım. Biraz da belki de Everest'i gördük ya, artık o yüzden biraz da hevesim kaçtı gibi. Normalde ben tri pass yapacaktım. Biliyorsunuz yolculuğa bu niyetle çıkmıştık. Ama şimdi tri pass yapmam için benim en az 3 gün 4 gün dinlenme de varsayarsak yolu uzatmam lazım. Zaten dediğim gibi halihazırda şu an 4-5 gün sürecek benim başkente dönmem. Bir de tri pass yaparsam bu 9 günü bulur. Yani toplamda 20 günlük en az bir yolculuk olmuş olacak. Yani şu an mental açıdan kaçırdım ya kendimi. Yani artık tri pass yapmak istemiyorum. Şu an Namche Pazar'a doğru yola çıktık. Namche Pazar'a gitmem en az 3 gün sürecek. Oradan Lukla'ya ineceğim bir gün. Eğer aynı güne de uçak bileti bulabilirsem Lukla'dan da Katmantı'ya, başkente uçacağım. 5 gün. Öncelikle sizlerden özür dilerim çünkü yola çıkarken mümkün olan en uzun rotada Everest'i size gezdireceğimi söylemiştim ama sabaha kadar düşündüm. Bunu yapmaya kalkarsam, yaparsam zevk almayacağım artık. Bana eziyet olacaktı. Sırf yapacağım dedim diye yapmış olacaktım. Ama bu da eziyet olacaktı bana, o yüzden yapmama karar aldım. Neyse çok uzattım, af buyurun. Şimdi artık kaç kilometre gidebilirsek gideceğiz bugün. Bazı böyle yak dinsleri var. Tüyleri daha böyle bol, daha uzun. Allah'ım şunun güzelliğine bak maşallah. Hatırlıyor musunuz 2-3 bölüm önce? Bir abla eşeğin üstünde gidiyordu. Hala da gidiyor. 5 gün 6 gün mü oldu? Zaten buraya gelmesi o eşekle en az 11-12 gün. Sürekli böyle ayağınızın altında kayan taşlarla yürümek gerçekten zor. Bileklikli ayakkabı aldım ben. Tamam, ayakkabı dandik falan filan ama dikişten sonra hiç sıkıntı çıkarmadı. Ve bileklikli olması hissettim, bana avantaj sağladı. Şimdi ilk durağımız Dobutçi'ye geldik. Ben biliyorsunuz Gorakship'teydim. 5175 metreden 4900 metreye geldik şimdi. 4,5 kilometrelik yolu 1 saat 45 dakikada geldim. Burada bir yarım saat falan dinleneceğim şimdi. Bir çorba morba bir şeyler yiyip içelim. Ondan sonra yola devam. Abi geldik şimdi. Burada bu köyde de güzel manzara varmış. Ah benim canım çantam var ya. Kaç sene oldu? 2018'de aldım galiba. Benle gitmediği ülke, gezmediği yer çıkmadı, daha kalmadı. Yamuldu yumuldu, pislendi. Defalarca yıkadım da sonuç vermiyor. Bunda şuraya şey yazıyor. Farsça Mehmet yazıyor. Otobüse biliyorsunuz ya Farslar şeyde, İran'da. Şey böyle şey takmıyor. Aa, bu ne? Ana Can Diyarbakır taşıyormuşum kaç günlerdir. İşte İran'da böyle şey yok, tamam mı? Buraya adınızı yazıyorlar. İlla diyorlar ki şeyin bezin üstünde olacak. Buraya gittiler adımı yazdılar. Oha, Everest breakfast var. 1350 rupi. Okay. Where is the soup? Ah, here. Yes, sir. Sir, do you know chow mein? Tamam, yes. Chow mein soup. Chow mein soup. Noodle soup. No, noodle soup maybe. Bez noodle soup, right? Yeah, noodle soup. Çoğu menşu. Abi, geçen bir abi yiyordu onu. Ulan sabah akşam da noodle yiyoruz, pirinç yiyoruz. Yolda da onu diyordum, bıktım diyordum ama geçen gün bir abi yiyordu onu, böyle çok canım çekmişti. Şimdi o can çekimdisi gitsin. Adam tüm her şeyin fiyatını söyleyeyim. Burası şey, siz gelecek olursanız, eğer bu yürüyüş yapacak olursanız güzel oldu. Dümdüz geleceksiniz de buradan geçiyorsun yani. Everest Base Camp'tan önceki bir önceki köy burası. Mesela fiyatlar nasıl biliyorsunuz? Siyah çay 120 rupi. Bal kattırırsanız 200 rupi. Masala tea 200 rupi. Milk tea 200 rupi. Şimdi tost var 500 rupi ama nasıl biliyorsunuz bizim bu tost ekmeği var ya. Şey hani marketlerde ufak satılıyor ya. Ondan 2 tane veriyorlar. Size 500 rupi alıyorlar. Bence zor. Onun yerine çapati falan alın. Çapatiler de 500 rupi. Patates çorbası var. İşte mercimek çorbası var. Sarımsak çorbası var. Genelde 450 rupi. Yumurta falan kattırırsanız 500 rupi oluyor.
patates kızartması falan filan almaya kalkarsanız 600-700 rupiyelerden başlıyor. Ondan sonra Fred Nadul alırsanız 650 rupiden başlıyor ama işte yumurta kırdırırsanız 800. İşte içine balık katlarırsanız 900 falan falan diye gidiyor. Bol kepçe verdi. Valla bu yolculukta hiç elektriğe para vermedik, her güzel oldu. Oh, rüzgar bayağı şiddetlendi ya. Ben şimdi oradan çıktım yola. Şimdi ben orada çorbamı içtim. Bir de üstüne sıcak süt içtim ama sütü canım çekti diye içtim de yanlış mı yaptım bilmiyorum. Çok uykum geldi şu an. Baktım bir haritaya, 10 kilometre ileride bir köy var. Saat şu an 11.30. 5'e kadar yavaş yavaş 10 kilometre yürürüm. Bu gece orada kalırız. Şu an burada da biraz rüzgar esiyor, o rahatsız ediyor ama onun haricinde yol çok güzel oldu. Eğer ben tripas yapıyor olsaydım, yani kararımdan dönmeseydim, bu yoldan gidecektik. Bu yoldan gidip ta buradan böyle 10 kilometre böyle sağa gidecektik. Orada 4-5 tane köy gezip dönüp dolaşıp tekrardan bu yolun devamına gidecektik ama işte ben kendimi iyi hissetmiyorum, o yüzden zorlamak istemedim. Şimdi buradan değil de buradan normal Namça pazara gider gibi devam edeceğiz. Vay şu heybete bak. Bugün de güzel dağlardan gözük çıktı da işte biraz kapalı. Abi yine şantiye alanı gibi yollara denk geldik. Anam anam, bu yol bitmez be. Böyle koca bir vadide yürüyorum. Yarım saat, bir saat oldu. Yaklaşık bir saat daha yürüyeceğim. 3,5-4 kilometre daha yolum var. Felaket rüzgar var. Beni en çok yoran rüzgar ya. Evet, çantanın ağırlığı da zorluyor tabii insan ama durmadan her saniye birisi sizi tokatlıyor gibi rüzgar yüzünden. Ulan ne vadiyi geçtik be. Ne yürüdük. Bir köye geldik yine. Tezek kurutup yakıyorlar. Demin topluyorlar diye yolda. Namaste sir. Do you have coffee? Coffee? Yes. Okay. May I have? Namaste. Yat yat. Mesela şimdi fiyatlardan haberdar olun. Burası orta seviye. Yani ne ucuz ne pahalı. Orta klasmanda fiyatlar. Yukarılara çıktıkça fiyatlar artıyor. Aşağılara indikçe de fiyatlar ucuzluyor. Şu an hangi köyde olduğuma bakacağım, söyleyeceğim size. Heh, buradayız. Pehriç H'de 4200 metredeyiz. Saat şu an 13.40. Ben bakalım bugün ne kadar yürümüşüm. Oha, 10 kilometre yürümüşüm. 10 kilometre yürümüşüm, 1000 metrede aşağı inmişim. 3-4 daha yürüyelim. Bir yarım saat dinlendik. Şimdi tekrardan yola koyuluyorum. Namça pazara tam 20 kilometre var. Ben 5-6 kilometre daha yürümeyi düşünüyorum bugün. İleriki yol üstünde kalacak bir yer buluruz. Ondan sonra yarına da 14-15 kilometre kalırsa yarın akşama Namça pazara varırız. Ondan sonraki günde 18 kilometre loopla. O biraz yürüyüş zor ama loopla'ya varırsam akşamına da loopla da kalacağım. 3. 4. gün sabah, en erken 4. gün sabah uçabiliriz yani. Dumanini köye inşallah bizim yolumuzun üstünde böyle değildir. Şimdi bakınca açık gibi ama vallahi kayboluruz bile.
Namaste. Last 20 minutes. Last 20 minutes. So near. Aman canım, canını yedim. Tek başına yürüyor ya. Vay. Bakın burada bazı böyle dağın taşın ortasında şeyler var. Evler var. Buralarda yak çiftliği. Şimdi bazı yaklar o gördüğünüz gibi, o yaklar gibi taşımacılıkta kullanıyor. Bazı yakları da eti için özel olarak üretiyorlar. Yani onlar da taşıma falan yapmıyorlarmış. Aynı aklıma şey geldi. Kırgızistan'da da öyleydi ya. Hani binicilik için, yük taşımak için atlar ayrıydı. Yemek için atları ayrı yetiştiriyorlardı. Burada da öyle bir sistem varmış. Yak eti ye deyip duruyorlardı ama niye yemedim ben de bilmiyorum ama belki denk gelirse geliriz. Bir günde nasıl irtifak aldım, verdim. Sabah ot bile yoktu. Şimdi bakın şey oldu. Bozkırlar başladı. Ne diyorduk biz buna? Maki mi diyorduk ya? Bir şey diyorduk ya işte. Onlar başladı. Otlar falan da var yerlerde. Aşağılarda giderek daha da yeşerecek. Baksanıza bu abiler sırtlarında 5-10 taşıyorlar. Bir tane, hatta iki tane çocuk vardı. 3 gün boyunca taşımışlardı. Ahan da kaç günlerdir yoktular. Tüpçüler geldi. Namaste sir. Yani hayvancağızın dili dışarıda ya. Yolculuğumuz şu şekilde devam ediyor. Dağlarda patikalar var, bak görüyorsunuz hep. Öyle öyle devam ediyor, aşağıda dere gürül gürül akıyor. Tam 4050 metredeyiz, yani nerede iniyorum şimdi, 4000 metredeyiz. Somara diye bir köye geldim. Daha yürümeye devam edeceğim. 2,5 kilometrelerde yine bir köy var. Böyle 2,5-2,5 gidiyor işte. Canımın yetmediği yerde orada bir köyde yatacağım. Şu an 5176'ydı galiba Gorakşip. 4000 desen 1176 metre aşağıya düştük. Ve de devam ediyoruz. Allah'tan badenciklerimi aldırmışlar ben çocukken. Ben bebekken, yani doğduğumda biraz doğumum sıkıntılı olmuş. Hadi bunu da anlatayım. Nereden aklıma geldi bilmiyorum da şimdi. Ben doğduğumda biraz sıkıntılı doğmuşum. Hatta bazılarınız biliyordur, benim doğduğum gün benim dedem ölüyor. Büyük babam vefat ediyor. Onun adı Mehmet Sendiç. İlk önce o vefat ediyor. Sonra babamlar, amcamlar, işte bütün akraba köye gidiyorlar, şeye, köye doğru gidiyorlar. Aynı gün öğlene doğru da annem işte doğum sancısı tutuyor. Koşuyorlar hastaneye. Nenem yanındaymış. Ondan sonra ben doğuyorum. İlk birkaç dakika nefes mi alamıyorum? Şimdi ağlayamıyor muyum? Ne böyle? Mosmor olmuşum. Ondan sonra ağlamaya başlamışım. Tabii burada bir hikaye var ama bu hikaye ne zaman anlaşılıyor? 3 yaşındayken, 3,5 yaşındayken ne ben? Konuşamıyorum, çok fazla hareket edemiyorum. Hemen tıkanıyorum falan. Bende bir tuhaflık var. İşte en sonunda ailem bunu fark ediyor. Ta o zamanlardan da yineyi fark etmişler. Sonra doktora götürüyorlar. Diyorlar ki ya bu çocukta bir şeyler var, bir değişiklik var diyorlar. O zamandan da. Ondan sonra doktor bir bakıyor ki lan bu çocuğun bademciğiyle küçük dili yapışık. Tabii konuşamaz diyor. İşte ben işte tam böyle kelimeleri hala şu an çıkartamıyor oluşumun sebebi. O zamandan kalma problemler var. Şimdi onu da anlatacağım. Ondan sonra doktor diyor ki bu çocuğun diyor bu operasyon yapmamız lazım, ameliyat olması lazım. Bademciğinin küçüklüğüne yapışık olan kısmını kesmemiz lazım. Almışken de bütün bademcikleri alalım gitsin demiş. İşte neyse, bademciklerimi almışlar. O arada küçüklüğümü kurtarmışlar. Ama ben tabii konuşmaz doğruluğu çekmeye devam etmişim. Böyle çok su mu gibi fazla böyle bilinen terimleri kullanıyor biliyormuşum. Ondan sonra böyle mutfak diyemiyormuşum da futfak diyormuşum. Bıçak diyemiyorum, fıçak falan diyorum. Bu
uzun zamanlarda devam etti tabii ki ilkokul, ortaokul falan. Bazı kelimeleri kullanamıyorum. Böyle yazın sıcağında böyle terledim mi, koştum mu böyle su işte konuşamıyorum böyle. Ses çıkmıyor yani bende. Bildiğin şarteller iniyor. Yanılmıyorsam ses tellerime işte bir orada zarar geliyor ameliyat sırasında. Çok uzun yıllar böyle devam ediyordu. Bir tane de burnumun birisinde de kırık var, tıkanıklık var. Hem bu benim işte zamanından kalma, geç konuşmaya başlamam, hem de bu burnumdaki tıkanıklık yüzünden inanın bazen ben bile kendimi ne anlattığımı anlamıyorum. Cümleleri, kelimeleri çıkartamıyorum. Yutuyorum, farkındayım ama işte bu kadar olmuş. Bu da değişik bir anımızdı, anlatalım dedim. Şu an Milingo'ya 3 kilometre kaldı. Bir tane abiden Şerpaca konuşma öğreniyorduk hatırlıyorsanız birkaç bölüm önce. Yani seri halinde izleyenler varsa hatırlar. Şimdi o abinin evine gidiyorum tekrardan. Sırf o yüzden zorluyorum. O abiyle ablayı çok sevmiştim. Bugünkü kısmetim de onlara gitsin diye. Zorluyorum ki. Yoksa yoruldum baya. Yak beni, yak kendini, yak her şeyi yak. Bir kıvılcım yeter. Ben hazırım bak. Biz şimdi aynı şehre dönüyoruz ama şu ana kadar ben bugün bütün gün geldiğimiz yol çıkarken çıktığımız yol değil. Biz dönüşü şu an farklı bir yoldan yapıyoruz. Buradaki köyler böyle daha düzenli, daha tertipli, daha yaşama alanları var olan yerler. Birazdan bakarız. 4000'in altına düştük artık ya. Yollar şey, çam ağaçlarının arasından iniyoruz. Biraz da hava da ısındı. Benim keyfim yerine geldi hafiften. Oh be. Bir yandan teze kokuyor, bir yandan çam kozalak kokuyor. Kozalaklı çam değil ama yine de bir şey kokuyor. Çocuklar oyun oynuyordu, beni görünce durdular. Namaste. Aynen aynen. Abi. Napoli. Yeah. Öntere, öntere. Çari çari endorisi. Nepallileri hakkını yani ben her ülkenin insanı severim abi. Her dini severim. Her ülkenin insanı severim. Her mezhebi severim. Evet ben Türk'üm, evet Müslümanım. Belki öyle ülkelere denk gelince daha bir sempatik ya da daha böyle ılıman, sıcakkanlı oluyorumdur. İster istemez çünkü yani ortak yönlerimiz var. Ama dünyanın hangi ülkesine, hangi ırkına, hangi mezhebine gittiysem onlar gibi yaşayıp onlara saygılı olmaya çalıştım. Bu benim yolculuğumun en büyük hedefi diyebilirim. Önce insan abi. Nepallileri de o yüzden tam bu zamana kadar çok millet sevdik ama Nepalliler de gerçekten çok güzel, çok şeker gibi insanlar. Aya bak hele aya, aya bak hele aya. Ablanın telefon çekiyor. Son adımlar. Şuraları geçeceğiz. Sonra varacağız. İnşallah soba yakarlar ya. Baba bilerek saldırıyorlar ha. İkinci kez geldik.
Hello, namaste. Hello, Joshi. How are you, sir? Good. Do you have room? Yes, yes. Really? Oh, okay. So welcome good. Welcome again. Thank you. Did you do the pass? Not. No? Just Kongalama pass, island peak, after I'm going to base camp, after comeback. Very good. Yes, thank you. 20 kilometers. 20? Yeah, today. Maybe tomorrow again 20 kilometer nam çaparlar. Oh. Buranın güzelliği şu, durmadan önüme çay getiriyorlar, çorba getiriyorlar. Bakın mesela bu çorba dal. Bir kere söyledim ben ama abla durmadan getiriyor, dolduruyor. Bir de şey söyledim. Yumurtalı işte sebzeli pilav. İnanılmaz yorgunum. Daha doğrusu yorgunluktan ziyade hastayım. Hani halsizliği bir türlü atamadım üstümden. Şöyle bir şey söyleyeyim, ben günlük videoları bırakalım artık. Siz de sıkıldınız, ben de biraz galiba sıkıldım. Namçı pazara kadar artık kaç günde varırsak hepsini bir video yapalım. Ondan sonra en son Katmantı'ya uçakla uçarken de bir video yaparız. Everest videoları biter. Neyse, bu gecelik bu kadar olsun. İyi geceler. Günaydın. Akşam 8'de yattım, sabah 8'de kalktım. Tabii hep uyumadım. Gece bir uyandım, 1 saat 2 saat uyuyamadım. 1 saat 2 saat uyuyamadım. Günlerdir internet yok. Anam bacım ne yapıyor, memlekette neler oluyor. Vay anam vay, havalar nasıl oldu. Çok ilginç bir şey ya, hani yoksun ya. Dünyada yoksun. Dünyadan bir habersin, dünya senden bir haber. Yani şu an Nepal'de Katmantu'da sel alsak, ne bileyim yani yanım, dibi başım. Haberim yok. Dünyayı yeni bir virüs vakası vurmuş olsun. Kaç 5 gün 6 gündür. Tüm dünya tekrardan kapanmış olsa haberim yok. Gerçekten haberim yok. Bugünkü plan Monjo'dayız. Namçı Pazar'a ineceğiz. Eğer Namçı Pazar'a 13 km erken inebilirsek, orada eşyalarımı bırakmıştım ya, o teyzenin de bir elini öperiz, yemeğini yeriz. Ondan sonra Monjo'ya kadar ineriz. Lukla'ya yani olabildiğince yanaşırız. Şu an Lukla'ya yaklaşık 30 kilometre var. Bugün o yolu yani 30 kilometreyi olabildiğince azaltmaya çalışacağız. Bugünkü plan da bu. Burayı tekrar göstereyim. Manzaraya bak ya. Şimdi ışık tam şöyle ya, pencere. Burayı bildiğim için bilerek yaptım. Işık böyle yavaştan yatağa vuruyor. Sabah 5.45-6 gibi. Ben de yavaştan şöyle. Ulan kamera parlama. Gün doğumunu izliyorum. Gündoğuma dedi ışık vurmasını dağlara. O da böyleydi. Burada da işte bu el bilardosunu oynuyorlar. Burası salon. O içerisi mutfak. Bu arkada da abiyle ablanın kendi odası var. Oraları da gezdirdiler bana da. Videoyu çekmedim. Burası bahçesi, ortak alanı. Atlar eşekler geldi mi bu alanda duruyorlar. Şu zaten tuvaleti geçen sefer gördünüz. Bu da sular. Ondan sonra bir şey düzelteyim. Ben geçen sefer bu yaprakları dedim ki herhalde bunları yakıyorlar falan. Bu yaprakları yakmıyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Tuvalete giderken böyle bir avuç iki üç alıyorlar. İçeri giriyorlar. İşlerini hallediyorlar ya. Sonra delikten aşağı bırakıyorlar ki orada hani şey gözükmesin. Pislik gözükmesin ya da koku yapmasın diye. Ya sanırım öyle. Ben öyle anladım. Son gün masa zengin Memo. İki tane pankek var ama dolu dolu. Bu milti değil, bu masala tea. Tereyağı getirdi, bal getirdi. Bende fıstık ezmesi var. Bende de bal vardı. Bir yiyeceğim şimdi bunlara var ya. Fıstığım da var. Neredesin Nevale? Yetti. Ama bir tek bu üzüm kaldı. Biraz da bunun yarısı kadar da karışık kuru yemişim. Çaylarım falan da kaldı. Aa, ben zirvede çorba içecektim, hiç unuttum. Su yolculuğum da galiba sadece bir kere böyle erken çıktım. Geri hepsi 9'a doğru. What is name again? Kata. Kata. Yeah. Nepal ya? It's a Sherpa. Sherpa. Yeah. It's a kind of greeting. Just like you guys give bouquet to someone for welcome or for goodbye. Just like that. Thank you. Okay. Have a nice day. Have a nice day, sir. Okay. Thank you so much, everything. Bye-bye. Bye-bye.
Şşt. Ne yapıyorsunuz lan? Hadi bay bay. Eşeğin eşek seni eşek. Abi Mulingo'daki Tibetan Kitchen'e veda ediyoruz. Goodbye sir, thank you. İki keredir geldim, iki keredir de çok güzel ağırladılar. Arkadaşlar sazmaz bir şey çıkartıyor, helal olsun. Belki bilmeyenleriniz vardır. Gezmek en kolay Anıl var. O da sağ olsun bana biraz bilgiler verdi. Onun da videolarını izledim. İşte Everest Base Camp'ın orada saz çalan ilk insan oldu. Çok güzel ya. Adam tavuğa kadar saz taşıdı ve çaldı. Gerçekten ilginçti. Böyle de bir şey bana hediye ettiler. Abi iki kere geldim orada takıldım diye. Çok iyi bir aileydi ya. Çok fazla diyaloglarımı o sefer gösteremedim yorgunluktan ama güzel vakit geçirdik. Bu arada dün gerçekten günler süren yorgunluğun üstüne 5176 metreden 3740'lara inmişiz 20 kilometre. Namaste. Hello. Hello. Hello, namaste. Gerçekten o kadar yorgunluğun üstünde bu kadar inmem kişisel olarak benim bence helal olsun dedirdi kendime. Ama o şu an bir yorgunluk var, bir ayaklarım bir gitmiyor var ya. Anlatamam. Bu arada buranın maliyetini söyleyeyim bugünkü de. Dün akşam ve bugün dahil 1250 verdim. Dün çorba içtim, iki tabak dal dediğimiz o çorbadan, mercimekli çorbadan. Sonra fried rice bir şeyler yedim. O da bol kepçeydi. Geçen sefer de bol kepçe yapmışlardı, bu sefer de. Ondan sonra sabah iki tane pankek gördünüz. Yine yatma parası almadılar. Yediğim içtiğimin parasını verdim sadece. Elektriğimi de kullandım. Tam ilk defa, belki de ilk defa sıfırlanmıştım böyle. Tüm her şeyimle. Burada sabah 1,5 saat doldurdum. O bana bugün zaten yeterli olur. Belki benim gibi merak edenler vardır. Bunlar dağlarda ne yiyor diye. Yiyeceklerini de kendileri taşıyor. Şu an Timbuktu'ya geldik. Bir tane manastır vardı. Orada ses kaydı almıştım. Bilmiyorum yayınlamış mıyımdır. O manastır şurasıydı. Akşam 4-4.30 gibi buraya denk gelirseniz ayına girebiliyorsunuz ama çekim yapamıyorsunuz. İlginç bir ayin vardı. Sabah saatinde de varmış ama onun saatinde bilmiyorum. Evet, dua çarkı buradaydı. Bayağıdır dua çarkı görmüyorduk. Şimdi tekrardan artık bu dönüş rotasında görmeye başladık. Yol boyunca suya sadece iki kere para verdim. Birisi yolculuğumun 3. günüydü galiba. Şişem yoktu yanımda. Çeşmelerden su dolduramıyordum. Şişe almıştım. İkincisi de Everest Base Camp'ta. Normalde orada da aslında 100 metre ileride çeşme vardı ama çok çok kötüydüm. Gidip çeşmeye su bile dolduramayacak kadar kötüydüm. Bir de Everest Base Camp'ta aldım 2 kere. Ama insanların yanında sulukları var, termosları var. Kimisi şey hassas. Sürekli kapalı su tercih ediyor ama çoğunluk, yani benim beklediğimden daha çoğunluk, 10 kişiden 7-8'i belki ellerinde sulukla hep böyle yerlerden su alıyor. İyice çiçeklenmiş etraf. 10 günde değişmiş. Şimdi böyle 1-2 kilometre böyle zigzaklı iniş var ama ondan sonra tekrardan yokuş var. Namche pazara çıkıyoruz. Sonra tekrar iniyoruz. Abiler yine 5-10 taşıyor. En zoru, gördüğüm en zoru bu abiler. Tüp taşıyan çocuklar da vardı da bu daha zor gibi. Ne namche? Sorry? Ya, namche? Namche? Ya. Namche pazar? Ya. Yes, I'm going to namche pazar. Ya. Bu arada dağları öğrendim artık. Şimdi yollar Z ya böyle. Z, 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 Z. Aralarda şerpa yolları var. Bunlara şerpa yolu diyor. Mesela burada belki de eski şerpa yolu var. Bu şerpa yollarını kullanarak bu ana yollara böyle kestirmeler yapabiliyorsunuz. Belki şu an ben 300 metre kazandım mesela. Abi bu yolculuk çok ilginç ya.
Mesela bugün hiç yürüyesim yok. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Ama öyle bir şey ki hani şuradan otobüse dolmuşa bineyim de hadi gideyim diyemiyorsun. Mecbur en az 2-3 gün daha yürümek lazım. Yakları köpüğe koydular. Nasıl geçeceğiz şimdi ya? Aa, bunlar geliyor. Kardeş nasıl geçeceğiz? Ne yapacağız şimdi? Allah'ım. Çantanı öyle yapma. Aa, yak. Aa, bittik. Geçemem ben. Lan boynuzunu al. Boynuzunu. Ah, abi niye koydun şimdi bunları ya? Baba geliyor geliyor. Vay ya. Millet aşağı daldı. Başkaları gelmeden gidelim hemen. Kral, heybetine kurban be. Ne tatlısın sen. Vallahi öksürmekten ne boğaz kaldı ne ciğer. Her gün de aslında çay da içiyorum, ılık su da içiyorum. Bilmiyorum, pastil bana uyarmışlar da aldı ama işte eşekliklerimizden birisi de pastil almamak oldu. Öksürüğü kesmese bile en azından boğazım bu kadar yakmazdı. Al bakalım, küçücük ellerim var. Thank you sir. Thank you. Thank you sir. Bye bye. Namaste. Yükseklerde fark ettiyseniz kadın ve çocuklu aile neredeyse hiç yok ve azdı. Tekrardan buralara inmeye başlayınca tekrardan çocukları görmeye başladık. Şey çok ilginç. Esmer çocuk olup da al yanaklı olmaları. Artık iyice kuşlar, böcekler, çiçekler. Tuvaletten yana da korkunuz olmasın. Ben hiç şu ana kadar dışarı yapmaya ihtiyacı hissetmedim. Hep böyle 3-4 kilometrede bir maksimum tuvalet vardı bir şekilde. Artık son manzaralarımız. Şöyle bir bakayım. Aslında dünkü yürüyüş rotamızda çok çok güzel manzaralar olacaktı ama hava kapalı olduğu için göremedik. Ben de bu yolculukta çok fotoğraf çekinmedim çıkarken. İnerken çekinirim dedim. Şansa hem bir günde hızlı indik hem de hava kapalıydı. Güzel fotoğraflar nasip olmadı. Ya sen dağın başında ne yapıyorsun bu tatlılıkla? Seni yerler. Singer Bob gibi. Ne oldu, uykun mu var, hasta mısın? Ay. Abi bir tatlı yüzünü görek. Sen hasta mısın? Uykun mu var? Tontiş mi? Hadi bay bay. Uzaktan da diyorum bu ne acaba böyle ya? Çocukken köye giderdik. Arabamız vardı o zaman Doğan. O zamanlar tabi İstanbul'dan orada gitmek 17 saat 16 saat sürüyor. Anne sıkıldım derdi. Oğlum şu köşeye dönelim. Anne sıkıldım oğlum. Tepeyi aşalım. Anne sıkıldım. Oğlum şu helikopter geçsin. Ben de şu an kendim onu yapıyorum. Hadi Mehmet şu tepe, şu dağ, şu köşe. Ama bitmedi bir türlü. Görüyor musunuz kuşu? Süzülüyor. Adı ne acaba? Şu an siz göremezsiniz çünkü dağlara karıştı. Vay be. Hiç kanat çırpmadan bakın şu an yükseliyor. Ah, geliyor. Ve sonunda geldik. Namche pazardayız. 82 Katmandu 83 Namche pazar. Saat 9'da mı ne? 9.05 geçimine çıktık. 1.30'da geldik. 4.5 saatte 11 kilometre yol gelmiş olduk. Burada şimdi geçen kaldığım evi bulacağım.
Ondan sonra biraz onda yemek yiyeceğim. Sonra çantamı alacağım. Tekrardan bugün gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Lugla'ya 18 kilometre var. O kadar gidemeyiz. Biz ne kadar gidersek gitmeye çalışacağız. Beden eğitimi dersine geldik galiba. Çocuklar ne güzel oynuyor. Selamlar Sıpa. Kimse yok. Hello. Hello sir. Namaste. Namaste. How are you? Yes, fine. And you? I'm good, thank you. I? No, she. She? Yeah, mother. Where is the mother? Going to just down. Come one back? Coming. Okay. Hi. Hello, mom. How are you? I'm fine. Thank you. And you? I am good. So tired. So hungry. What are you eating? Noodle soup, please. Noodle soup? Yes. Has is turtle soup. Then I make. Okay, thank you. Inside? One piece garlic please inside. Okay. Thank you. Arkadaşlar bu sefer çok değişik bir şey yiyoruz. Noodle soup. Yapacak bir şey yok. Burada imkanlar sınırlı. Yağmur başladı ama ben kesinlikle gideceğim. Monju'ya gideceğim. Yani en azından bir 5-6 kilometre daha yürümek istiyorum ki Lugla'ya yanaşayım. Yarın değil ertesi gün uçmak istiyorum. Artık gitmek istiyorum yani. Bilmiyorum pek güzel bir şey benzemiyor böyle. Kokusu bile yaktı. Spicy? So spicy? Vallahi mi? Yani böyle nasıl desem naftalin içerisine acı dökmüşler gibi. What is this name? Timbur. Çimburi. Okay, good. Çimburi good. Okay. Bu? Korsani. Bir de bunu deneyelim. Bu biraz daha böyle hardal renginde. So hot. Okay, little bit. So hot. Şöyle söyleyeyim. Evet yaktı ama böyle yenmeyecek gibi değil. Güzel yaktı. Gel. Yeah. Sir, your name? Your name? Yeah. What is your name? PM Nuru. PM Nuru. Yeah. Oh. Your village here? Yeah. Namche Pazar? Yeah. Your home? Where is the home? Bia. Bia. Yeah. Name? Your village name? Lobutji. Lobutji. Lobutji? Ya. Bieskim. Şimdi bunu deniyoruz. Bunun adı ne? Suas. Allah, bu da böyle kocaman bir şey. Tomato sos. Ya. Ha. Bu momo. Vallahi momo ha, momoya bunu döküyorlar. Okey, biliyor musun onu? Bir de tadını bilmiyorum tabi. Abi güzel, bunu sevdim. Domatese bir iki daha ot eklemişler, sarımsak eklemişler, sos olmuş. Bunu sevdim. Abi, anlaşıldı. Biz bir gün daha fazladan bu dağlardayız. İyi yönü, tam ben eve girdim, yağmur başladı, ıslanmadık. Kötü yönü, bu yağmur bugün bitmez, saat 3.30. Bugün bu evdeyiz. Burada kalacağız. Yağmur hala yağıyor ama etkisini bayağı azalttı normalde. Bu kadar yağmurda yürüdüm de. Şimdi burada muhabbet güzel. Bana çay çorba getiriyorlar. Televizyondan bir şeyler izliyoruz. Bendeki fıstık fındığı onlara bölüştüm. Onlar bana işte çay çorba böyle bir şeyler veriyor. Ve bu akşam ne yiyoruz biliyor musunuz?
Ablaya sordum işte, abla bu nedir bu yak eti, nasıldır falan, o da anlatmaya başladı. Dedi ben de bir güzel yaparım dedi. Ne kadar yaparsın dedim, 600 rupiye dedi. Hem de pilavlı milavlı böyle fred. Sebzeli pilavlı falan dedi, 600 rupiye. Dedim yap abla, bu akşam dedim ilk defa yiyeceğim. Akşam abla 7.30'a yapacak, muhabbet ediyoruz, buradayım bu akşam da. Öksür öksür ciğer kalmadı. Abi şu an yak et yiyeceğiz. Ne yak ki? Yak. Dedi yak kızım. This is yak, this one zom, you know? Okay, o yak zom. Şimdi yak etinin tadına bakalım abi. Böyle minik minik doğramışlar, böyle biraz fazla kavrulmuş. Ebrek yakıştı. Ebrek yakıştı. Yani wow değil ama güzel. Belki daha güzel yapılabilirdi. Normal, çok ayıramadım yani şeyden, bizim normal kırmızı etten. Bu odada kalacağım yine. Burada yatacağım. Burası normalde küçük kızın odası. Anneye dedim ben. Aşağıda da yatarım, şarpalarla da yatarım. Şarpalar şu yan tarafta yatıyor. Aşağıda da yatma yeri var. Dedim ben orada yatarım mı? Çocuk odasına yatsın dedim. Yok yok dedi, sen dedi git yat orada. Bana yine bu odayı verdiler. Bugün 11 kilometre yürüdük. Aslında hedefim daha fazla yürümekti de işte tam geldik, yağmur başladı. En azından 4-5 kilometre daha yürüdük. Yarın Lukla'ya, buradan Lukla'ya 18 kilometre. Şimdi şöyle bir şey var. Uçakla gideceğim için benim Lukla'ya erkenden varıp check-in yaptırmam lazım ki bugünden yarın uçabileydim. Şimdi ben yarın akşama biletlerin check-in saatine yetişemezsem Lukla'da 2 gün beklemem lazım ki uçağa bineyim falan. İşte öyle karışık şeyler işte. Bu gece de böyleydi. İyi yürüdük ama. Milingo'dan buraya 11 kilometre yürüdük. Çık rampa vardı. Yani o biraz bizi yavaşlattı. Yarın sabah görüşürüz. İyi geceler.